Türkiye hafta sonuna mutlu haberle uyandı. Konsolosluk görevlileri serbest kaldı. Herkes resmi açıklamalara kilitlendi. Elbette ki 49 canın sağ salim getirilmesi birinci öncelikti. Ama konsolosluk görevlilerinin IŞİD'in elinden nasıl kurtarıldığı da merak konusuydu. İlk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada operasyonla kurtarıldığını duyurdu tüm dünyaya. Irak'ta bir süredir alıkonulan Musul Başkonsolosumuz, ailesi ve başkonsolosluğumuzda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yapılan başarılı bir operasyonla kurtarılmıştır. Önceden planlanmış, tüm detaylara hesap edilmiş, tam bir gizlilik içinde bugün gece boyu devam ederek sabaha karşı başarıyla tamamlanan bu operasyondan dolayı Sayın Başbakan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımız alıkonulma hadisesinin başlamasından bugüne kadar meseleyi çok hassas şekilde sabırla, özveriyle takip etmiş, nihayetinde başarılı bir kurtarma operasyonu yapmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında operasyon vurgusu yaptı, beş kez kullandı. Ama Başbakan Ahmet Davutoğlu operasyon yerine çalışma ve temas kelimelerini kullandı. Açıklamalarını Bakü'de yaptı. İlk andan itibaren kendileriyle teması hiç kesmemeye özen gösterdik. 24 saat esasıyla bulundukları yeri ve çevre şartlarını sürekli göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürdük. Ve nihayet mutlu sona ulaştık. Sabah adı karşı saat e, yarım sularında e, ilk temaslarımız yoğunlaştı ve sabah 5 e, civarında da e, ülkemize geldiler. E, bütün gece boyu yakından takip ettik gelişmeleri. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımıza da bilgi arz ettik. İstihbaratımızın kendi güzel kullandığınız tabiri, kendi yöntemleriyle gerçekleştirdikleri bir çalışmadır. Ee, söylemiş olduğum gibi zaten günlerdir bu o, çalışmalar yürütülüyordu. Son dönemde yoğunlaşmıştı. Ee, hatta bir ara Azerbaycan seyahatiyle ilgili acaba programı değiştirsek mi diye düşünüyorduk. O yüzden de sizleri bekliyorduk. Son ana kadar e, dikkat edesini beklemede tutmuştum. AKP milletvekili Şamil Tayarsa, rehinelerin serbest bırakılmaları ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada CIA hamlesi dedi. Bir açıklamada dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan geldi. Haberi, IŞİD'in masaya yatırdığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alan Çavuşoğlu titizlik ve gizlilik içinde yürütülen bir çalışmaydı dedi. Bu tabi uzun ve titiz bir şekilde yapılan bir çalışmanın ve hep birlikte yürütülen bir çalışmanın da neticesi oldu. Açıklamalar bu yöndeydi. Tam 101 gün süren esaretle ilgili bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Rehineler bu süre içinde 8 kez yer değiştirdi. 5-6 kez kurtarılma aşamasına gelindi. Ancak bu girişimler bölgedeki savaş ortamı nedeniyle sonuca ulaşmadı. Kurtarma sırasında silahlı bir çatışma veya silahlı bir operasyon olmadı. Rehineler değişik kanallar üzerinden yürütülen müzakereler sonucu ikna yöntemiyle kurtarıldı. Rehinelerin kurtarılmasında MIT ana üstlenici olarak operasyonun başrolünde yer aldı. Ancak MIT askeri unsurlarla da sürekli irtibat halinde kaldı. Özellikle son iki gün içinde müzakereler yoğunlaştı ve rehinelerin serbest bırakılabileceği sinyalleri alınmaya başlandı. Bordo bereli özel harekatçılar her an silahlı operasyona başlanacakmış gibi 24 saat hazır tutuldu. Kaçırılma olayından serbest bırakılana kadar rehinelerle görüntülü irtibat hiçbir zaman kesilmedi.